Bir haftada bozulan abimiz. Neymiş ya bu video? Merak ettim. Başlık çok hoşuma gitti bu arada. Çok hoşuma gitti FETÖ'nün başlık. siyasi ayağı konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi Var onu mıdır siyasetin? vardır ya. Her yerde olduğuna göre simetçi, gevrekçi. Tabii ki var. Amerika'da bile var yani. Ben bilmiyordum eskiden FETÖ'nün bu kadar aşırı güçlü olduğunu. Amerika'da bile onlarca şirketi, onlarca vakfı olan bir insanmış halbuki. İngiltere'de, Amerika'da, her yerde var. Olduğuna göre siyasi ağda vardır muhakkak. Peki bu ortaya çıkar mı kimler? Chat'te biri şey yazmış kanka. Dedim ya FETÖ'nün çok gücü vesaire var diye birçok ülkede. Biri şey yazmış. Kesin yardım edenler CHP'lidir. Anasını satayım. Yani CHP'li değilim ama ya dünyaya asteroid çarpsa CHP'den bilecekler gibi geliyor bazen ya. Olduğu. Ya adalet olursa çıkar. Bence adalet olması lazım, değil mi? Her kişi adalete güvenecek. O da şey yapacak yani. Adalet olmayan bir yerde FETÖ olsun, METO olsun, KETO olsun. Her şeye isim uydurabilirsiniz. Evet. Çünkü halk adaletten yana değil. Halk adalet üçünse onlardan yana olanlara oy verir. Evet. Kimden yana? İşte kendi partisi, A parti, B parti diye ne yapıyor? Kendini ayrımlaştırıyor. İşte şunlar Kürtçü diyor, bunlar Türkçü diyor, bunlar Atatürkçü diyor. Ne oluyor? Yurt dışına gidiyorsun, adamlar o işi çözmüş. 50 sene önce. Hala biz aynı yerinde sayıklıyoruz. Aynen öyle. Hala aynı yerde sayıklıyoruz. Yok şu Türk, yok bu Kürt, yok bu Laz, yok bu Müslüman, bu Müslüman değil. Şu Alevi, bu Sünni, bu Hanifi vesaire vesaire diye diye anasını satayım. Zaten bölünebildiğimiz kadar bölünmüşüz. O yüzden benim birçok konuda artık herhangi bir umudum vesaire yok. Olmaz. Bizim milletten bazı şeyler olmaz. İyi bir millet miyiz? Ben iyi kalpli olduğumuzu düşünüyorum özümüzde. Güzel bir millet miyiz? Evet. Ama bazı konularda yani 100 yıl önce çözülmüş, Avrupa'da 100 yıl önce çözülmüş meseleleri hala günümüzde tartışmaya devam ediyoruz. Hala. Hani nasıl PKK ülkede halledemedik, değil mi? Adalet olsaydı ne olurdu? Silahı kim verir bunlar? Dış güçler. Dış güçlerde masaya kim oturuyor? Biz oturuyoruz. Şey Evet. İdlib'deki olay. PKK'nın elinde benim askerime sıktığı silah ve kurşun Amerika'dan çıkıyor ya. Rusya'dan çıkıyor, Amerika'dan çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şehit veriyoruz. Onları besleyen kim? Rusya. Rusya'ya bir şey diyemiyoruz. Neden? Çünkü dostumuz diyor, müttefikimiz diyoruz. Yani can Çin mesela, Çin'le sürekli olarak aramızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çin'le ittifak kuruyoruz. Çin şöyle iyi, böyle iyi, şöyle işimize yarayacak, böyle işimize yarayacak. Doğu Türkistan'da yaptıklarını hepiniz biliyorsunuzdur herhalde Çin'in. Evet. Kan, yani bizim kanımızdan olan insanlara, Türklere neler yaptığını biliyorsunuz. 1970'li yıllarda Doğu Türkistan bağımsız bir devletti yani. Şu anda tamamen Çin sömürüsü altında ve insanlara deli gibi eziyetler ediyorlar Urumçi'de. Biz ne yapıyoruz ama? Çin iyidir ya, Çin iyidir. İyidir, iyidir. Çin'le yan yanayız biz. Evet. Bizim Çin'le bu kadar içli dışlı olmamızın sebebi de CHP. gidiyor. Can sen şimdi ateş duyuyarak her şimdi kimse umursamıyor. Ya ben yurt dışına deyip geliyorum yani. Devamlı oradayım. Adamlar üzerimize gülüyor yani. Siz daha neredesiniz diyorum. Neyi tartışıyorsunuz? Yani adalet olmadan Aynen yatırım da öyle. gelmiyor. Üretim de olmuyor. Önce adalet. Her kişiye lazım bu. Yani dindarına da, dinsizine de, ateistine de hepsine lazım. Kesinlikle. Değil mi yani? Şimdi evde adalet olmadı mı, baban adaletli olmadı mı ne olur? Huzursuz, evde bile huzursuzluk oluyor. Ülkede de bu gerekiyor. Sen bunu konuşmuyoruz, bunu tartışmıyoruz. Vay efendim FETÖ bu ülkeyi yemiş. Ya hepsi yemiş. Yemeyen var mı? Yemeyen var mı? Yok. Onun için basınımız da dürüst olacak. Zengin altın olacak. O çok zor işte basının dürüst olması. Şu yangın olaylarında bile gördük ya aslında televizyon medyasının ne kadar iğrenç olduğunu. Bu yüzden diyorum size televizyon vesaire izlemeyin, YouTube kanallarını takip edin diye. Ha, beni takip edin demiyorum. Benim gibi bir sürü kanal var, onları da takip edin diye. Niye? Çünkü en doğru şeyleri biz söylüyoruz. Bizim gibi kanallar söylüyor. Yangında bile gördük ya. Sağ taraf yanıyor. Herif kamerayı sola çevirmiş şey diyor.
Yangına müdahale Kontrol altına edildi. alındı. Yangın kontrol altına alındı diyor. Sağ taraftan da bir adam koşa koşa geliyor. Ya şerefsizler, siz nasıl medyasınız? Bak orası yanıyor. Orayı niye çekmiyorsunuz diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık, günah lan. Neyse. Öyle düşünmeyin, öyle düşünmeyin. Öyle düşünme. Basın Avrupa'da ne yapıyor? Yolsuzluğu çıkartıyor. Almanya Cumhurbaşkanı 700 euro birine şey vermiş, ikramda bulundu diye. Adam görev bıraktı 700 euro ya. 700 euro için mi sadece? 700 euro için. Şu anda bizim eyaletin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ya. Adam ırkçılığı çözmüş ya, biz hala ırkçılık. Irkçılık. Ya sen neyine mutlusun? Mutlu olman için araban olması lazım, işin olması lazım, hanımın olması lazım. Hanımın yok, araban yok, aç geziyorsun, borçlu kredi kartımız var hepimiz cebinde. 20'de mutluyum. E mutlu kal o zaman. Niye? Beyni yemiş. Beyin olmadığı için ne oluyor? Televizyon. Adam 24 saat A Haber izliyor 24 saat. Şeyde ekranda işte MHP'ciler bir tarafta, AK Partiler bir yerde, CHP'ler bir yanda. Halkı birbirine kırdırıyor ya. Bizim siyaset. Ya yurt dışında seçim oluyor, görmüyorsun, bilmiyorsun ya. Adam bir oy kullanıyor, bitiyor olay. Bizde 5 ay önceden başlıyor. 5 ay. Ve trilyonlarca, bakın partilerin aldığı paralara bakın. Haddi hesabı yok. Ya bir cumhurbaşkanı 300 tane koruması mı olur ya? Adam camiye de 300 korumalar. Tamam, koruyalım elbette. Cumhurbaşkanı saygımız sonsuz. Ama bizim şu an borcumuz var kardeşim. Bizim harple, harp güzel bir şey mi? Şimdi ben seni dövmem güzel bir şey mi? Sen benim fikrime karşılmıyorsun diyor, seni dövecekmişim. Niye ben seni döveyim kardeşim? Sen ülkende kal. Ben de ülkemde kalayım. Neymiş? Esed zalmiş. Bana ne ya? Esed'in zalminden bana ne? Videoya tesadüfen tıkladık. Tesadüfen bir video izliyoruz. Yaklaşık 1,5 saat önce söylediğim bu demagoji yapan Suriyeliler var ya, Afganlar vesaire. Bizim Evet. ülkemizde savaş var diye. 1,5 saat önce söylediğimi söyledi adam. Almanya'da yaşayan abimiz. Dedim ya, bana ne kardeşim? Ben Daha niye iyi bundan örnek var mı? etkileniyorum? Adam bana müdahale etti mi? Etmiyor. Duvar da çektik. E sen evine sahip çıkmadın mı? Hep iş. Tabii canım. Madem Esad'a karşı savaşıyorsunuz, niye savaşmıyorsunuz? Yani yarın bir gün Türkiye'de iç savaş çıksa, biz başka ülkeye mi gideceğiz? Yok. Dostlar, kendi ülkesinden savaş için kaçandan bir şey olmaz. Vallahi olmaz. Bak O söylüyorum size. kadar doğru ki. Vatanını, milletini bırakandan bir şey olmaz. Şimdi PKK'yı kim destekliyor? Amerika, Rusya. Tabii canım, Amerika ile Rusya, evet. Avrupa. Niye? Sen beni kır, ben seni kırayım. Onlar malını bize satsın, biz de dilenelim. Avrupa şu anda kapıları açsa adam bulamayacağız burada. Her şey kaçacak ya. Adam Avrupa'ya gitmek için ölüyor ya, ölüyor, ölüyor. Denizlerde ölmüyorlar mı? Niye gidiyor? Kurtulmak istiyor abi ülkeden Niye? yani. Çünkü sosyal bir devlet. Sosyal hakları var. Bir Aynen öyle. işsiz maaşı iki aile, karı, çocuk 1500 euro alıyor. Kira yardımı 800 euro alıyor. Ne kadar yapıyor? Aynen öyle. 2300 euro. Çocuk parasını da say üzeri, iki çocuğu varsa. 2800 euro. Adam bunu çözmüş. Bize de ne yapmış? FETÖ'yü bırakmışlar. PKK'yı bırakmışlar. Falan zihniyeti bırak. Ya bu nasıl bir zihniyet? Onun için medyadan ricam, halkı birbirine düşürmeyin. Halkın bir derdi yok. Biz vatandaş olarak Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Diciyle, Dinsizle hepimizin, benim alemde açık da var, kapalı da, bana ne ya? Sen namaz kılsın, bana faydan yok ki kardeşim. Ama bana böyle suratsız bakarsan, beni rencide edersin. Bana gülersen, ben de sana gülerim. Gülelim. Sevin, her anımızı mutlu yaşam. Hastaneler hasta dolu ya. Çok güzel konuşuyor adam ya. Abi orada. Üzüldüm Bayağı şu güzel bayrakla. konuşuyor. Dinletiyor yani. Defalarca Bazen böyle üzüldüm. röportajlarda birilerini dinlerken çok sıkılıyorum. Yani onlar da doğru konuşuyorlar da sıkılıyorum yani. Sıkmıyor adam. Gördüm hastaneyi. Kime yapıyorsun sen bu hastaneyi Ne ya? kadar zaman oldu efendim geleli? Bir haftadır ya, Bir haftada bütün bir haftadır. dengeniz bozuldu. Dengem bozuldu. Otobana çıktım ya. Abimiz normalde Avrupa'da yaşıyormuştu bir hafta. Otobana çıktım. Bornova'dan Saruhan dedim, 47-50 aldı benden. Zoruma gitti ya. Otoban parası. Ağlamam geldi ya. Ben Avrupa'yı karış karış geziyorum. Bir kuruş cebimden çıkmıyor ya. Ben de Kuşadası'ndan İstanbul'a gittim 2 kere arabayla. Bir kere Berkay abiyle gittik. Şöyle söyleyeyim.
Hani sürekli diyorlar ya işte bu yaşlı amcalarımız vesaire yol yaptı, köprü yaptı, möprü yaptı diye. Kuşadası'ndan Ya. İstanbul'a giderken 400 liradan fazla köprü parası verdim. Ve sana yemin ediyorum kanka araba doğru dürüst yoktu. Yani kimse yolu Evet. kullanmıyor. Ben denemek Ve için kullandım. Bak yol o güzel mi yoldan olmuş? Eyvallah gidiyorlar. güzel olmuş. Gerçekten çok güzel bu arada. Bak ben zaten güzel olan şeyi güzel diyorum. Gerçekten çok güzel. Mükemmel bir yol yapmışlar. Dümdüz böyle aşırı şekilde güzel. Ama araba yoktu. Kimse geçemiyor ki o köprüden. Nasıl İşte. verecek yani bu insanlar 350-400 lira köprüye para? Adam gidiyor alt yolu kullanıyor. Bir saat geç giderim diyor İstanbul'a. Ama diyor o kadar para veremem diyor. Vermem. Yani yol Ve yapmışız yapmasına da yolu kullanamıyoruz. geçileceğine dair ihale verdiğimiz şirkete garanti vermişiz. O garanti de desteklenmezse işte o şirket mesela Türkiye diyor ki 150 bin araba geçecek diyor. Mesela örnek 150 bin değil de 100 bin geçtiğinde 50 bin kişi, 50 bin kişinin parasını şirket yine bizden alacak. Yani tamam yol yapıyoruz da yoldan geçebilen yok. Ben mesela bir daha Kuşadası'ndan İstanbul'a gidersem maddi durumu iyi olan bir insanım. Ama ben o yoldan bir daha geçmeyeceğim. Ben vermem kanka o kadar para. Kesinlikle. Abi kimse vermez yani 400 lira ne İstanbul'a ya? bir saat geç giderim, 2 saat geç giderim. Cebimden o para çıkmasın yani. Ben 1-2 saatte 400 lira kazanmıyorum ki. Ya kanka bir kere zaten o yolu şey o köprüyü yolu yaparken ben zaten parasını yapımına zaten para vermişim. Evet. Zaten benden gitmiş. Bir de geçerken mi vereceğim? Geçen Belçika ile alakalı bir video izledim. Belçika otobanları ile alakalı vesaire. Öyle denk geldi izleyeyim dedim. Emel Belçika'da olduğu için. Adam söylüyor Türk birisi işte Belçika'ya taşınmış oraya yerleşmiş. 18 bin euroya araba almış. Türkiye'deki 600 milyarlık araba. Hadi onu boş ver. Yol ve vergilerle alakalı böyle bir konuşma yaptı ufak. Arkadaşlar dedi burada vergi diye bir şey yok dedi yollara. Otobanlar vesaire hepsi ücretsiz dedi. O kadar zoruma gitti ki yani. Karış karış ya. Münih'e gidiyorum, Berlin'e gidiyorum, Hamburg'a gidiyorum. Cebimden bir kuruş çıkmıyor ya. Onlar da vatandaş. Onların dünyanın en ağır vergisi Almanya'da. %31. İspanya %22, yüzde bilmem kaç. Genelleme aldığı zaman Almanya %31 topluyor. O kadar ağır. Ama halka dönüş. Adam vergi artışı yapmış ya. Şaşırmış ne yapacağım diyor. Milyarlarca euroyu diyor nereye atacağım? Bizde para yok. Her şeyden dilenmişiz. Onun için emir kolu. Peki abi. Peki abi. Şehit veriyoruz. Kimsenin umurunda değil ya. Ya benim oğlum var. Vallahi bile korkuyorum. Ama oğlum olmasaydı hani genç o zaman hadi ama şimdi üzülüyorum. Eskiden takmıyordum. Eskiden gençtik ama şu anda o eve düşen ben burada şehit cenazeleri gittim. Hani insan ateş düştüğü yeri yakıyor ya. Savaşmak çok basit. Ha ben şimdi silah çıkarım vururum. Ama mühim olan anlaşmak, sevmek. Sizi sevmesem bile saygı duyuyorum. Ben seni sevmiyorum. Ateist olursan, komünist olursan ne olursa olur bana ne? Şu anda Türkiye'deki adalete 10 üzerinden puan verseniz kaç verirsiniz? Sıfır. Sıfır. Güvenim yok. Güveni yok. Adam bir bile vermedi ya lan. Kanka bir bile vermedi. Abi ya al diyeceğim artık bir şey gerçekten. Sıfır verdiler. Harbiden ağlayacağım. Bu nasıl bu hale geldiniz? Yani hangi Yani olaylar sizi bu hale getirdi? biz yani tartışma programlarını izliyorum Habertürk'te, CNN'de. Yani siyasetin hiç alakası olmayan insanlar siyaseti konuşuyor. Adam hiç siyasi bir şey yok. Bak işte gördün mü? Şey kuşu da kondu. Talih kuşu kondu. Yani Abi çabuk Milli Piyango Dairesi'ne. Çabuk çabuk çabuk. siyasetin alakası olmayan insanlar ne oluyor? Siyaseti konuşuyor. Ya adam gazeteci. Adam Çok güzel konuşuyor abimiz ya. Adamı dinleye dinleye kuş bile dayanamadı. Sıçarım böyle işin içine dedi. Şey yazmış. Kuş kesin Avrupa'ya göç etmiştir. Kuş bile Avrupa'da bir iz bırakacak. Bizde o da yok ya. Dostlar açtım kasayı. Kasadan sonra yavaştan bir yayının sonuna gelelim. 3 saati buldu zaten. Mükemmel ötesi bir yayındı. Harika Evet, ötesi bu bir arada yayındı. çok zevkli bir yayındı. Elinize, ayağınıza, zamanınıza sağlık.
Televizyonda falan böyle yayınlar göremezsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar, tutuklanana kadar artık yapacağız böyle şeyler. Artık size şeyden canlı çekip atarız. Kerem bir tane elmas, öyle düşünme abi demiş. Öyle düşünme. Kerem. Kerem öyle düşünme. Öyle düşünme canım. Şeyi gördün mü orada? En sonunu sorayım sana. Demet Akalın'ın tweetini gördün mü? Demet Akalın şey demiş. Afganlarla alakalı bir şey görmek istemiyorum demiş. Birisi şey yazmış. Abla Türkçe konuş yazmış. O da şey cevabını vermiş. Yakında benim kadar bile Türkçe konuşan birini göremeyeceksiniz. İlk defa hak verdim. Yani bana deselerdi ki Demet Akalın'a hak vereceksin demiş olsalardı kesinlikle inanmazdım buna. Demet Akalın'a hak verdim. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Sadece mim kaldı bu bizde abi. Çok, çok çok yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar. Öyle düşünmeyin. Evet. Canlar. Harikaydınız hepiniz. Vallahi bu kadar saat. Biz de harikaydık tabii yani. O ayrı konu.